İyi geceler Memun Bey. İyi geceler, buyurun. Ben avukat İlhan Tankır. Müvekkilin Barış Akman'ın üstüne atılmaya çalışılan bir suçu aydınlatmak için geldik. Komiser Asım Bey'le telefonda görüşmüştüm. Bizi bekliyordu. Tamam, beni takip edin. Aşağılığı. Ne anlatıyorsun sen içeride ne? Barış Bey lütfen. Çekil şuradan. Ne gördün be, ne anlatıyorsun içeride? Yalancı pislik. Sana diyorum. Çekil şuradan. Sakin ol. Karakol burası. Bozucu'nun şahini şurası. Şuraya bak ya. Bana komple kurdular. Barış Bey yeter. Sakin ol. Lütfen durum zorlaştırmayın. Tamam tamam. Tamam özür dilerim. Bir anda elim ayağım boşaldı. Sinir stresi. Yürü. Yürüyün. Geçin şuraya oturun. Sakin sakin bekleyin. Teşekkür ederiz. Ben iftira falan atmıyorum. Yemin ederim ne gördüysem onu söylüyorum. Tamam korkma, devam et. İşte benim yanımda konuşmak istemedi. Konuşmamıza kimse şahit olsun istemiyorum dedi. Böyle mi söyledi direkt? Evet aynen böyle söyledi. Güney'e de sorun isterseniz. Hatta ben odadayken konuştuklarını duymayayım diye salondaki müzik setini açtı bangır bangır. Sonra? Sonra ben korktum tabii, gitmek istemedim. Ama Güney yanıma geldi. Git polisi ara dedi. Belinde silah var dedi. Sen gördün peki silah? Hayır görmedim. Vururken gördün mü? Hayır ben o esnada Şeref komiserle konuşmaya çalışıyordum. Ama bir anda silah patlayınca ben de o panikle salona koştum. Güney yerdeydi, vurulmuştu. Silah da Barış'ın elinde. Ulan bu nasıl bir iş, bu nasıl bir dünya be? Lan biri de sözünde dursun, biri de kazık atma seni insana be. Hareket yapma sen de komiser. Hareket yapma. Bana söz vermiştin benden bir şey saklamayacağım diye. Yine arkamdan iş çevirdin. Ya yemin ediyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım sen bana yardımcı ol, kafayı yiyeceğim ya. Oğlum benim senin arkandan iş çevirdiğim falan yok. Evet sakladım senden. Sakladığında bir sürü şey var. Polisim oğlum ben. İşimi yapıyorum Allah Allah. Bunlarla mı senin işin komiser? Bunlarla mı? Güney'le mi Simay'la mı ha? Bunlarla mı senin işin? Hayır onlarla ne işin var ki? Ne saklıyorsun ki? Ya sabır. Barış'ın dümenlerini ortaya çıkarmak için Güney'i mi yemettin Simay'ı mı? He? Onun için mi beraber bunlar? Hangisini birbirine kırdırttık komiser? Sen daha önce biliyor muydun bunların böyle olacağını? Ulan şerefsizim deli çıkacağım ha. Bak yemin ediyorum Allah canımı alsın ki deli çıkacağım sonunda. Ona yanıyorum ben. Şimdi sağlık raporu ve alkol kontrolü için hastaneye sevk edeceğiz sizi. Balistik incelemesinden sonra savcılığa intikal ettireceğiz durumu. Hala inanamıyorum ya. Ne durumlara düşürdü beni. Tamam imzalayabilirsiniz. O aşağılıktan haber var mı? Kusura bakmayın. Onu ifade edebilecek en hafif sıfatı bulmaya çalıştım. Yoksa içim yangın yeri yani. Ameliyattan çıkmış. Hastane durumu savcılığa rapor eder. Ne olacak şimdi? Dua edelim de hayat tehlikesi olmasın. Yoksa tahammüden öldürmeye teşebbüsten tutuklanırsınız. O zaman kefaletle bile kurtarmamız zor. Ben daha nasıl anlatacağım derdimi ya? Daha nasıl açıklayacağım ben derdimi? Tuzak kurdu diyorum sana, tuzak. O silahı elime o tutuşturdu. Tetiği de o çektirdi. Zorla. Belki de o çekmiştir bilmiyorum. O şokla, o şaşkınlıkla hatırlamıyorum bile yani. Ama o vurdu kendini, o. Adam çok ağır bir ameliyat geçirmiş Barış Bey. İlk akla gelen şey, bir insanın ne olursa olsun böyle bir risk alamayacağı oluyor. Sen de mi inanmıyorsun? Yüzüme bak, sen de mi inanmıyorsun bana? Sana o yaptı diyorum, o. Geçen duruşma sonunda herkes içinde onu ölümle tehdit ettiniz. Şimdi yok silah onun belindeydi, yok şu bu diye hakim inandırmak zor. Benim silahım falan yok, hiçbir zaman da olmadı. Onun belindeydi silah. Ya sana yemin ediyorum Güney ateşledi silahı. Lan bana bak. Şişt. Hala nasıl yalan söylüyorsun lan sen alçak? Bir de Güney ateşledi diyor. Lan daha şahit belli şahit. Şahit var ortada. Neyin yalanını konuşuyorsun lan sen? Oğlum ciğersiz ya. Köpek. Lan bir ses. Tuzak kurdular. Bu da Güney'le beraber. Kardeşi bu. Bunları savcıya anlatırsınız. Buyurun. Simay nerede lan? Simay nerede? Ben sana göstereceğim. Ev basmanın ne demek olduğunu ben sana göstereceğim. Ev basmayı sen daha iyi bilirsin. Lan
Barış Bey cevap vermeyin, yürüyün. Beyler sakin olun. Senin başının altına çıktı değil mi bu? Ha? Sen planlıyorsun. Ya üstüme yürüyorsun, ne yapacaksın lan? Bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Barış Bey. Al tehdit ediyor. Beni tehdit ediyor, duydun işte komiser. Al ya, göz göre göre tehdit ediyor. Bu düşündü, bunu ben senin ben ha. Duydun mu beni? Beni oyuna getiremeyeceksiniz, bozacağım oyununuzu. Lan! Bana bak bana. Ben sana oyunu göstereceğim, oyunun ne olduğunu göstereceğim sana. Duydun mu lan beni? Yemin ediyorum, bir pişman ettin beni ya. Bir dur ya. Nereye gitti şimdi bu? Serbest mi kaldı yani? Elini kolunu saldıysa da gittin buradan. Serbest kaldı falan yok. Ya komiser. Hastaneye sevk edildi. Yarın sabah da savcılığa gidecek. Allah'ın ta belası. Ya bir dur Allah aşkına, sakin ol. Gel şuraya yanıma. Ya kalkmış laf söylüyor, utanma lan ciğersiz. Şey nerede, öteki nerede? Simay nerede, Simay? Diğer görgü tanığı, Simay Canay nerede? İfadesini verdi işi bitti komiserim. İşi bittikten sonra nereye bırakmamızı söylemiştiniz. Ama evine gitmek istemedi. Nereye gitti? Hastaneye yaralının yanına gitmek istediğini söylemiş. Arkadaşlar da oraya bıraktı. Evde yalnız başına kalmaktan korkacağını söylemiş. Evi yanına gideceği akrabası falan da olmayınca en güvenli yer benim için hastane demiş. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Cemre buradaydı. Yok, ben kimseyi görmedim. Nişanlanmışlar. Ben nelerle uğraşırken... bir benim halime bak. Bir senin haline bak. Bizim enkazımızın üzerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Kendilerine. Yorulma. Uyu sen de. Her şey düzelecek. Bizim için de düzelecek.